Şimdi öncelikle şu konuyu altını böyle kalın bir çizgiyle çizerek sözlerime başlamak istiyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve yine benim korku telili olan bir milletvekili olarak hiçbir şekilde kimseyle tartışma ve kavga yaratmak gibi bir niyetimizin olmadığını ifade etmek istiyorum. Bakın, yaklaşık 2,5 yıldır milletvekili olarak görev yapıyorum. Bu süreç içerisinde şu anki mevcut belediye başkanımız ve ondan önceki belediye başkanımız dahil, yine daha önceki görevim olan il başkanlığında o dönemin belediye başkanı dahil, yine daha önceki görevim olan İl Genel Meclisi Başkanlığındaki 5 yıllık süre içerisinde o dönemlerin belediye başkanı dahil hiçbir belediye başkanına, ki seçilmiş ilçe tarafından takdir edilmiş birisidir, en küçük şekilde bir eleştiri getirmemeye özen gösterdim. Ve korku telinde kendi ilçem olduğu için özellikle en küçük şekilde bir tartışmanın içinde bulunmamaya gayret gösterdim. Ve bugüne kadar da örneğin mevcut belediye başkanımızın yaklaşık 2 yıla yakın bu çalışma süreci içerisinde sayısız değişik çalışmalarıyla alakalı vatandaşların ve yine partili arkadaşlarımızın değişik eleştirilerine rağmen en küçük şekilde kendisini eleştirmedim. Hiçbir şekilde de bu konuların içine de dahil olmadım. Önce bunu iyi anlaşılsın konu diye anlatmak istedim. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli hemşehrilerim, bakın, bugün korku telini meşgul eden 2 konu var. Birisi pazar yeri, diğeri Arasta. Bu 2 konu birbiriyle entegre bir konu. Aynı alanı kapsayan 51.200 metrekarelik bir alan. Şimdi bu alanın, bakın, mevcut haliyle önce imar hukukunu ilgilendiren yönü var. Yani bu pazar yeri, yani yıkılan pazar yeri dahil, artı Arasta'nın şu anki mevcut durumu itibariyle önce imar hukukunu ilgilendiren bir yönü var. Yine Korkuteli esnafımızın ve pazarcımızın ekonomik hayatını ilgilendiren ekonomi yanı var. Yine benim veya bu salonda bulunan en kıdemlimizin de hatırlayacağı ve bileceği şekliyle yıllara dayalı tarihsel bir çarşamba pazarı geleneğiyle, ki ben de o pazarda büyüyen birisiyim, bir sosyal yönü var. Ve bunun yanı sıra da bugün Korkuteli merkezinde bu 50.000 metrekarelik alanın pazar yeri dahil açıklık alanlarla beraber sadece yaylayız diye övündüğümüz Korkuteli'nin hava sirkülasyonunun tek sağlanabileceği yer olarak kalan çevre özelliği var. Yani bu konu, değerli arkadaşlar, salt bir pazarcı, bir esnaf meselesi değil. Bu mesele tüm bu yönleriyle baktığımızda bir korku teli meselesi. Yani herkesi ilgilendiren bir mesele. O nedenle değerli arkadaşlar, biz bu olaya şu dakikaya kadar dahil, bakın, bir muhalefet anlayışıyla kesinlikle yaklaşmadık ve yaklaşmayız da. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Biz Korkuteli'nin geleceği için doğru olan neyse onu söylemekle yükümlüyüz.
Bizim görevimiz bugün Korkut elinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimiz idarecilerin Korkut eliyle ilgili alacağı kararlara doğru kararlar alması yönünden katkı koymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Korkut elinde hangi doğru yapılacaksa o doğrunun yanındayız. Buradan ilçe başkanım ve tüm yönetici kadrosundaki arkadaşlarım ve meclis üyeleri olarak bir kez daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Korkut elinde hangi doğru iş yapılacaksa biz sonuna kadar oradayız, varız ve destekliyoruz. Ama hangi yanlış yapılacaksa da sonuna kadar bu halk adına, toplum adına, Korkut eli adına bu işin karşısındayız. Bu da bizim görevimiz. Biz bir siyasi partiyiz ve siyasi parti olaraktan da bizim görevimiz eğer bir yanlışlık var ise orada bunu uyarmak ve doğrusunun yapılmasına katkı koymaktır. Biz niye partiyiz? Niye buradayız? Bizim görevimiz bu olduğu sonunda da dile getirmekte. Ben de yine aynı şekilde bu düşüncelerimizi dile getirirken hiçbir şekilde nezaket kurallarından ayrılmadan, saygı kurallarından ayrılmadan biz düşüncelerimizi dile getirmeye gayret gösteririz. O nedenle düşüncelerimizi ortaya koyarken hukuka uygun, saygı çerçevesinde olayları kişiselleştirmeden, hakaret ve saygısızlık yapmadan dile getiririz, yer alırız. Bizim işimiz gerçekle uğraşmaktır. Sokaktaki dedikoduyla uğraşmak değildir. O nedenle düşüncelerimizi de burada hakaret etmeden saygı, sevgi ve hoşgörü anlayışında hepimizin derdinin Korkut eli olduğunu bilerek ifade etmek istediğimi buradan halkımıza bir kez daha duyurmak istiyorum.